Şimdi ben bir sohbet yaparken size diyorum ki bunları tebliğ edin. Fakat bak yine hak hukuk terettüp ediyor ve size yani hakkım üzerinizde olduğuna göre söylüyorum. Ee, diyorum ki siz kendiniz videodan işinize gelen bir şekilde bir yeri kesmeyin. E sen diyorsun bize tebliğ edin. Ya tebliğ edin demek şu demektir. Benim ya sohbetin tümünün lingini atın ya da ben sitede bir bölüm yaptıysam o bölümü 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık o bölümü atın. Kendiniz videonun içinden keserseniz ne oluyor? Münasip olmayan bir yerde mesela bir konunun ortası e, ilerisi var. Bak ben yarım saat sonra gidip geri dönen bir adamım. Bir buçuk saat sonra geri dönen bir adamım. Benim usulümü bilmiyor musunuz siz? E şimdi bu durumda sen bunu neresinden keseceksin, doğrayacaksın? Bir yerden alıyorsun. Alıyorsun ama belki onun ileride izahı var. Belki orayla alakalı bir efendim şerh getiriliyor ileride veya girdi. aynı sohbetin içinde, aynı sohbetin. E sen bunu dengeleyebilir misin? Ehli misin değilsin. E işine geleni alıp da millete atarsan sonra bu haberlere çıkıyor. O da TV atlıyor. Öbürü atlıyor, öbürü atlıyor. E bu sefer ne oluyor? Bütünlük bozuluyor. Bütünlük bozulunca da ben kime ne dediğimi Adam kendine göre yorum yapıyor. Üstüne bir şey koy söylüyor. Başlığı kendi atıyor. Başlığı da kendi attığı zaman istediği yere yönlendirme yapabiliyor. Bundan dolayı benim sizden istediğim tebliğ şekli ya sohbetlerin saatini, televizyondaki saati şunu bunu vaktini bildirin. Ya benim koyulan, siteme koyulan sohbetlerin linkini atın. Adam tümünü dinlesin. Altı üstü neymiş? Ya da ben bazı mühim konuları 5 dakika 10 dakika kesip başlık atıp attırıyorum ya kendi siteme, resmi siteme. Onu da atabilirsin birbirine. Ama sen şimdi 3 saatlik sohbetten 3 dakikayı kendin keseyim dediğin zaman ilim eksikliği olabilir. izah ileride gelebilir. Bazı konu mensuk bir şey anlatırım sonra bu mensuk oldu diye izah ediyorum belki ileride ya. Yani hüküm bile bozulabilir, yanlış fetva bile çıkabilir. Bu da kalkar bana mal olabilir. Ondan sonra haber olduktan sonra ben onu temizleyene kadar canım çıkar. Yani bunun ilerisi var bilmem ne. Çünkü kötüyü yayıyorlar. Yani bir yanlış mana çıkartmak için. E, i̇lerisini gerisini incelemiyorlar. Buradan da size yani beni lafımı dinleyenlere konuşuyorum tabii. E, kötü niyetli isteyen istediğini alıyor doğuruyor. Artık bu internete düşen bir şeyi e, kontrol edemezsin. Ama siz tebliğ için Allah rızası için yapıyorsanız kendiniz kesme yapmayın, onu diyorum. Tebliğ için Allah rızası için yapan sevabını olsun istiyorsan hazır orada yapılanları paylaşın diyorum. Ya da tümünü paylaşın, tümünü. Kendi kendinize keserseniz hakka hukuka girersiniz diyorum. Kötü niyetliye bir şey yok. Ona Allah müşter hakkını versin. Siz iyi niyetli adamsınız, hayır yapayım diye şey yapmayın. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Meramımı anlatabildim mi? Bu da ayrı bir şey yani.